Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Sizi bize kavuşturan Allah'a hamdolsun. Her defasında böyle söylüyorum çünkü bu bir nimettir. Kavuşmak nimettir. Bugün güzel bir konu konuşacağız. Hoş bir konu konuşacağız. Abone olun falan da tabii diyorum ama demeye gerek göstermiyorsunuz, duydurmuyorsunuz. Çok şükür sizlerle birlikte koca koca büyüyoruz. Bugün, konuya girmeden bir şey sorayım Enes'e, öyle konuya başlayalım. Enes'im kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın? Çok şükür. Atatürk yakışıklı bir adam mı? Evet, özellikle o orada böyle bıyıklı falan fotoğrafları var, sakallı böyle sigara içen. O dönemleri çok yakışıklı bence. Değil mi, yakışıklı? O gençlik hali bayağı yakışıklı abi. Evet, sarışın bir adam. Tabii. Mavi gözlü bir adam, böyle uzun ince parmakları var, piyano parmağı deniyor ona. Güzel de bir adam değil mi? Evet. Çok da sevgilisi var. Bayağı bir var. Kadınlar ona hayır demiyorlar. Ya demek ki o döneme göre de yakışıklı. Evet, yani bugün yakışıklı bulunuyor, o gün de yakışıklı. Kadınlar hayır demiyor, bir sürü sevgilisi var. Atatürk'e hayır diyen bir kadın ilginç olur mu? Olur. Atatürk'ün teklifine tabii ki hayır. Seni kabul etmiyorum diyen bir kadın kim ola acaba? Atatürk kime teklif etti? Kimden red cevabı aldı? Dostlar, Atatürk'ü reddeden kadın, Atatürk'ün teklifini kabul etmeyen kadın. Bunu konuşalım mı? Haydi arkanıza yaslanın. Bismillah diyelim. Atatürk'ü reddeden kadın. Sevgili dostlar, Mustafa Kemal Paşa okul yıllarından itibaren bir kere çapkın bir adam. Yani bak, bu anormal değil ha, bu normal. Yani erkeğin doğasında bu var. Dini duygular. Şimdi her erkek karşı cinse meyilli olarak dünyaya gelir. Bu istekler, bu arzular bazen çok fazla olur, bazen düzeyi orta olur. Gördüğümüz, anladığımız, hissettiğimize göre bu duygular ve bu arzular Mustafa Kemal'de biraz fazla. O da normal. Ya fazla olabilir, hiçbir anormallik yok. Yani padişahın 25 tane cariyesi var kardeşim. 70 tane o çocuğu var padişahın. 42 tane Abdülmecid'in çocuğu var. 38 yaşında öldü. Herhangi bir kişiyi hedefe koymak, ötekileştirmek, hedef tahtası yapmak için bunları anlatmıyorum Enes. Bir tespitte bulunuyorum. Yani erkeğin cinsel arzularının, gücünün, isteğinin çok olması normal, padişahların normalmiş. Bu adamın, böyle bir adamın, yani herkesin dini duyguları varsa bu duygular, bu çok fazla kadına bakma, çok fazla kadınla birlikte olma hayali kurma ya da birlikte olma duygularını dini duygular bastırır ve şekle sokar. Yani din, bunlar bastırılmış duygu olmaz ha bu arada. Bu duyguları yaşar ancak helal dairesinde, Allah'ın sınırları içinde bu duygularını yaşar. Bir adamda dini duygular yoksa, Allah'a inanmıyorsa, bu duygular insani duygu olarak normal mi? Normal. Benim yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyacım mı cinsellik? Öyle. Din bunu sınırlandırıyor, yani sınırlandırmıyor, olabildiğince özgürleşe de çerçeveyi belirliyor. Eğer din duygusu yoksa çerçevende olmuyor. Şimdi Mustafa Kemal'de din duygusu yok. Bunu her defasında söylüyor. Din ilkel bir duygudur. Dini duygulardan sıyrılmak gerekiyor. Mustafa Kemal bunları söylüyor. Atatürkçüler bunu okumak, görmek, bilmek istemiyorlar. Ama bu her yerde var olan bir duygu. Bu durumdan dolayı çok fazla kadına ilgi duyuyor. Gayet normal. Eleştirmek için söylemiyorum ha, bir daha söylüyorum. Hiçbir kadından da hayır cevabı almıyor. Bu adamı şımartır mı? Bayağı bir. Tabii ki yani. Ego tavan olur. Her teklif ettiği kadın buna evet diyor. Öyle bir kadın var ki bu kadın buna reddediyor. Hayır diyor. Kim o? Sultan Vahdettin Han'ın kızı Sabiha Sultan. Sultan Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan kesin bir dille yakışıklısın, güzelsin, güzel bakıyorsun, anlamlı bir ifaden var yüzünde ancak tabii ki hayır diyor. Neden? Şimdi en başa gelelim ve filmi en baştan anlatalım. Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa'nın da isteği, arzusu ve emri üzerine Sultan Vahdettin Han'a yaver olur. Yani fahri yaver olur. Almanya gitsin. Tabii. Aralık 1917 ile Ocak 1918 yılları arasında Mustafa Kemal Paşa ile, ki o aralar Mustafa Kemal Paşa Tuğgeneral'dir, Mirliva'dır. Mustafa Kemal Paşa ile Sultan Vahdettin birlikte bazen aynı kompartımanda vakit geçirerek bir Almanya-Türkiye ziyareti yaparlar. Birinci Dünya Savaşı bitmek üzeredir. 1917 bitiyor, 1918 başlıyor. Savaş günleri bitiyor
ve bir briefing, bir durum ne oluyor acaba'yı öğrenmek için. Bir de Mehmet Reşat'a 2. Wilhelm'in yaptığı ziyaretlerin iade-i ziyareti bakımından bir Vahdettin'in veliaht sıfatıyla Almanya'ya gitmesi gerekmektedir. Kara Kuvvetleri Komutanı Ludendorff ile Genelkurmay Başkanı Hindenburg, Sultan Vahdettin ve Mustafa Kemal kendi aralarında başlarlar konuşmaya. Mustafa Kemal bu adamların Sultan Vahdettin'i savaşın gidişatı hakkında yanlış bilgilendirdiğini, doğru olmayan bilgiler verdiğini, cephede ittifak kuvvetlerini yani Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Almanya'nın bulundurduğu, oluşturduğu ittifak birliklerinin galip geldiğini duyunca dönüyor diyor ki kulağına Veliaht Hazretleri, bak bu adamlar seni kandırıyor ha, bunlar yalan söylüyor. Bak bu böyle değil, bak bu böyle değil, bak bu şöyle değil. Bunu duyan Hindenburg diyor ki yarbay kalk bakayım ayağa. Hindenburg kim? Kor Maraşal. Orgenerallerin üstündeki Maraşallerin üstündeki Maraşal. Kor Maraşal bir adam. Kalk bakayım yarbay diyor, sen kimsin? Benim dediğime hayır diyorsun. Senin diyor idare ettiğin askeri birlik ne ki diyor. Mustafa Kemal de kalkıyor diyor ki ben yarbay değilim. Ben Tuğ generalim diyor. Tuğ tüm general. Tabii onların dilindeki karşılığını söylüyor. Ben generalim diyor. Bunu duyunca Kara Kuvvetleri Komutanı Ludendorff ile Genelkurmay Başkanı Hindenburg şaşırıyor. Nasıl yani diyor. Senin yaşın kaç? 36 yaşında o aralar Mustafa Kemal. 36 yaşında bir Tuğ general, bir Tuğ tüm generalden bahsediyoruz. Almanlar diyor ki nasıl olabilir? Bizim ülkemizde bu yaşta ancak yarbay olunabilir diyor. Yarbay. Çok erken çıkmış. Osmanlı'da böyle bir problem vardı. Erken yükselme. Mustafa Kemal'in o tespitleri, 36 yaşındaki o hareketleri Kara Kuvvetleri Komutanı'na ve Genelkurmay Komutanı'na Ludendorff ve Hindenburg'a yaptığı isyanlar, itirazlar, yerini tespitler Sultan Vahdettin hoşuna gitti. Ve dönüşte, İstanbul dönüşünde yaverliğe devam etmesini istedi. Bu yaverlik geçici bir yaverlikti. Gitme gelme. 40 gün mü sürüyordu? İşte yani 30 güne yakın, 20 küsür gün. Aralık sonu, Ocak başı. Öyle kısa bir dönem. 17 Aralık 5 Ocak diye hatırlıyorum. O dönemde gittiler geldiler. Sonra yaverlik devam etti. Bu esnada saraya gidip gelirken sanırım Sultan Vahdettin'in kızını görmüş olsa gerek. Sabiha Sultan. Bak şimdi. Sultan Vahdettin'in 3 tane çocuğu var kardeşim. Adım adım gidelim. Sultan Vahdettin'in 3 çocuğu var. Bu çocukların en büyüğü bir kız. Adı Ulviye Sultan. Ortancası bir kız. Adı Sabiha Sultan. Üçüncüsü bir erkek. Adı Mehmet Ertuğrul Efendi. Mehmet Ertuğrul'la Malta'ya gider vesaire. 40'lı yaşlarında ölür. Ulviye Sultan yani büyük olan kız zaten hali hazırda Sadrazam Tevfik Paşa'nın, Ahmet Tevfik Paşa'nın oğlu İsmail Hakkı Oktay ile evli. Yani Sadrazam'ın gelini. Padişahın kızı Sadrazam'ın gelini. Sadrazam'la padişah dünürler. Ortanca çocuk olan Sabiha Sultan genç bir ve çok da güzel bir kız. Koy da resmini herkes görsün. Hakikaten çok güzel. Gençliği muhteşem. Sabiha Sultan'ın. Bak bu fotoğrafı renklendirsene bak neler çıkıyor ortaya. Yani hakikaten güzel bir kadın. Bugün olsa filmlerde başrol oynayacak kadar güzel bir kadın. Sabiha Sultan'ı görüyor herhalde. Ve aracılarla Naci Paşa diye bir adam var. Sultan Vahdettin'in yaveri, baş yaveri. Mustafa Kemal'in de harp okulundan hocası. Naci Paşa'yı aracı yapar. Her ikisi de yaverdir ama birisi Fahri Yaver'dir, birisi Baş Yaver'dir. Baş Yaver de Mustafa Kemal'in hocasıdır. Kıdemli bir adam. Babasıdır yani. Senin baban yoksa hocan sana kız isteyebilir mi? İster. İster. Onun gibi hocadır çünkü bu. Gider ve Sultan Vahdettin'e Sabiha'yı Mustafa Kemal Paşa'ya ama şey bak o günkü adı bu. Çanakkale kahramanı. Osmanlı zamanında öyle tabii, değil mi? Tabii. Hani derler ya Mustafa Kemal'in Çanakkale'de herhangi bir görevi yoktu, rolü yoktu. Şimdi biri diyecek ki sen de öyle söylüyorsun diyecek bana. Ben düzelteyim. Ben de öyle söylüyorum evet. Çünkü yok. Nerede yok? Deniz savaşlarında yok. Çanakkale savaşları iki aşamalı bir savaştır. 3 Kasım 1914, 18 Mart 1915 deniz savaşları. Bu kutladığımız oydu değil mi? Tabii. Tamam mı? Deniz savaşları. Burada geçemediler. Geri döndüler. 5 hafta sonra, şurada değil 18 Mart, 5 hafta sonra 25 Nisan'da karadan saldırdılar. Kara savaşları 25 Nisan'da başladı, 9 Ocak 1916'da bitti. Yani savaşın geneli 3 Kasım 1914, 9 Ocak 1916.
nasıl söylüyor? İki aşamalıdır. Deniz savaşları, kara savaşları. Mustafa Kemal'in grubu ne? Askeri grubu? Karacı, piyade. Ne işi var deniz savaşında? Olmaz. Zaten yoktu. Yok. Bir problem söyleyeyim mi? 18 Mart hangi savaşın sonu? Çanakkale. Ama hangi aşamasının? Denizin. Peki deniz savaşlarında niye Mustafa Kemal adlanıyoruz? Yanlış biliniyor çünkü. Yanlış. Saçma sapan bir kurtlan programımız var. Bak sana bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Seninle ilgili ya Ekşi'de gördüm ya başka bir yerde gördüm şey diyen var. İşte Mustafa Kemal Çanakkale savaşlarında yoktu diyen işte cahil tarihçi falan diyen var. Saplama, başka bir şey demiyorum yani. Saplamış Allah beynini kafasına, yerleştirmemiş. 50 kere anlattım. Mustafa Kemal sınıfı gereği Çanakkale savaşlarında deniz kısmında yok kardeşim. Ama kara kısmında bir numaralı adam. En tepedeki adam. Ki Osmanlı zamanı bile kahramanı değil. Tabii. Çanakkale müstahkem mevki komutanı olarak görev yapmış. Tamam mı? Ve yarbay olarak gittiği yerden albay olarak geri geliyor. Kahramanından dolayı. Ve sarayda ve İstanbul'da Çanakkale kahramanı olarak biliniyor. Madem Çanakkale'de yok, niye kahraman olarak biliniyor? Var kardeşim, var. Bunu oturtmak lazım yerine. Mustafa Kemal Çanakkale kara savaşlarının komutanıdır. Ve Naci Paşa da Vahdettin'e Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal diye söylüyor. Senin kızını ister diyor. İstiyor diyor. Bu arada Sabiha Sultan güzel ya. Talibi çok. Herkes istiyor. Herkes istiyor. Rauf Orbay talip oluyor. Güzel olmasa da şey zaten abi padişahın kızı. Kimin umurunda? Şimdi Sultan Abdülhamid'in kardeşi Sultan Vahdettin'in abisi Süleyman Efendi'nin kızı Naciye Sultan'ı Enver Paşa ister. Enver Paşa alır 21 gün gibi kısa bir dönemde binbaşılıktan başkomutanlığa yükselir. 21 günde bir ay değil ha. Torpilin alası var torpilin ya. Torpilin alası. Saraya kapağını attı mı mevzu bitiyor. Bir kızı aldın mı dünya sana güzel. Enver diye bir tecrübe var ya. Şimdi bir dakika. Mustafa Kemal Sabiha'ya aşık mı olmuş bir görüşte ya da gördüler mi o da bilinmiyor ha. Bir ihtimal. Belki sarayda görmüştür göz ucuyla. Belki. Gördü mü yoksa Enver Paşa'yı gördü. Enver Paşa 21 günde yükseldi ya. İnsandır kardeşim. Bunu düşünebilir mi? Doğal olarak. Ben de yükseleyim diyebilir yani. Kim Mustafa Kemal dediğimiz komutan yani şey büyük hırsları olan, büyük hedefleri olan bir adam. Evet. Başta. Sultan Vahdettin Rauf Orbay'a hayır demiş. Ahmet Kaçar Han diye bir adam var. İran Şahı. İran Şahı kızını istiyor Vahdettin'in. Vahdettin diyor ki ben Sünni halifeyim. O adam Şii. Sünniler Şiilere nasıl kız verecek diyor. Ben Sünni halifeyim. Halife diyor kızını bir Şii'ye verebilir mi diyor. O zaman halife Vahdettin mi? Tabii halife Vahdettin. Ha, değişmemişti daha. Tabii. Vahdettin halifeyken kızını istiyor Ahmet Kaçar Han. Vermem diyor o Şii'dir ben Sünniyim. Veremem diyor halifeyim ben diyor. Bir sürü isteyen var. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e kızını Şah Baba'da Murat Bardakçı da buna benzeyen bir şeyler yazmıştı. Mustafa Kemal'in içki içtiğini bilir. Nasıl olur der halifenin kızı içki içen bir adama nasıl verebilirim der. Sonra sanırım içkisini düzeltebiliriz. İçki içirtmeyebiliriz. İçkisini bırakır diye düşünüyor herhalde. Çünkü red cevabı vermiyor. Bak Ahmet Kaçar Han'a direkt hayır diyor. Sabiha'ya sormuyor bile. Rauf Orbay'a direkt hayır diyor. Sabiha'ya sormuyor bu adamı istiyor musun diyor. Ama Mustafa Kemal'e direkt hayır demiyor. Fakat kendisi etrafındaki adamlarla Mustafa Kemal'in içki içtiğini, içkinin bir problem olduğunu söylüyor. Ancak hayır demiyor. Diyor ki şu bizim kıza bir soralım diyor. Gene bir yokluyor yani. Evet bakayım bir gönlü var mı diyor. Bak hepsine hayır diyen, çizen padişah Mustafa Kemal çizmiyor. O halde o farklı bir adam. Sabiha Sultan'a yani kızına eşi Emine Nazik Eda Hanım. Çok güzel bir kadındır Emine Nazik Eda. Böyle bir Kafkas güzelidir. Çerkez güzelidir. Masmavi gözleri bembeyaz seni bulunmaktadır. Nazik Eda Hanım'ın. Zaten Türk olmasına rağmen Vahdettin evleniyordu onunla evet, değil evet, mi? Evet evet. Normalde hanım öyle bir şey olmuyor. Araya dedi kimleri ve neleri koyuyor. Ne vaatlerde bulunuyor. Kız kabul etmiyor Vahdettin'i. Tabii Vahdettin neler yapıyor. Kapısında köle oluyor kızın da öyle alıyor. Padişah olmasına rağmen. Tabii. O arada bir şehzade. Emine Nazik Eda Hanım aracılığıyla Sabiha'ya soruyor. Sabiha Sultan diyor ki güzel bir adam, yakışıklı bir adam. Anlamlı bir duruşu ve bakışı var. Her şey iyi ancak hayır diyor. Niye? Bu kadar olumlu şeyler dedikten sonra niye? Diyor ki istemiyorum diyor. Niye? İstemiyorum diyor. Bak çirkin, beğenmedim falan dese üstelemeyecekler. Sonra bitiyor. Sonra padişaha gidiyorlar. Diyorlar ki kız istemiyor. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e hayır cevabı gönderiyor.
kızın gönlü yok, hayır. Hayır cevabını alıyor ya Mustafa Kemal. Üzülmüş müdür, üzülmemiş midir? Bak şimdi, ben sevdiğim bir kızı istesem, sevdiğim kız bana hayır dese çok üzülürüm. Ama sevmediğim, yükselmek arzusu ile onu kullanmak için evlenme teklif ettiğim kız bana hayır dese, yürü git, sen eşşi olacak, senle mi uğraşacağım dersen de derim. Ben daha çok üzülürüm abi. Padişahın kızı beni reddetse. Makam gidiyor değil mi? Evet. Yani üzüldüğümü bilmiyorum. Sevdim onu bilmiyoruz. Yani makamdan dolayı mıdır bilmiyoruz onu. Hep bunlar soru işareti, bunlar muamma. Sonra annesi Emine Nazlı Keda Hanım Sabiha'ya sıkıştırır. Sende bir şey var der. Neden böyle bir şey yaptın? Niye hayır dedin? Bunun üzerine Sabiha Sultan der ki ben Ömer Faruk'u seviyorum. Ömer Faruk kim? Ömer Faruk inanılmaz bir skandal. Ömer Faruk amcasının oğlu. Ertuğrul Gazi'den tut Sultan Vahdettin'e kadar bütün Osmanlı sultanlarının o bütün ömrü, yani Ertuğrul Gazi dedik ya 1260 diyelim. 1260'lardan tut 1920'lere kadar işte 650 yıl boyunca Osmanlı tahtında akraba evliliği yok. Osmanlı'da yok demiyorum ama Osmanlı halkı evleniyordur. Çünkü caiz İslam'a göre amca kızı, hala kızı, dayı kızı bugün bile evleniliyor. Osmanlı evlenmiştir. Osmanlı hanedanında, padişah ailesinde akraba evliliği ve evlilik yok. Kardeş olarak büyüyorlar onlar. Emine Nazlı Keda Hanım Sabiha Sultan'dan bu cevabı alınca gidiyor kocasına diyor ki Vahdettin'e. Mustafa Kemal Paşa'ya hayır dedi çünkü onun gönlü bizim Ömer'deymiş diyor. Vahdettin önce anlamıyor hangi Ömer? Şimdi bizim Ömer hangi Ömer? Ömer Faruk'taymış. Vahdettin çok kızıyor. Diyor ki bu bir skandal. Ben buna izin vermem. Ne zamandır diyor kardeşler evleniyorlar. Bak İslam halbuki buna izin veriyor. Vahdettin diyor ki bunlar kardeş gibi büyüdüler. Bunların okulları bir, bunların sarayları bir, bunların evleri bir. Bunlar bir büyüdü. Asla olmaz öyle şey diyor. Ve vermiyor, vermem diyor. Ne yapacak, kaçacak mı Sabiha? Padişahın kızısın sen. Nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Her taraf onun mülkü. Gidin getirin şu eşşoğlu şey dese asker alıp geri gelecek yani. Vermem deyince vermiyor. Sonra Ömer Faruk üzülüyor, Sabiha Sultan üzülüyor. Bu arada Mustafa Kemal Samsun'a gitme hazırlıkları yapıyor. Yani bu tarafta bu olurken Mustafa Kemal de Samsun'a gitme hazırlıkları yapıyor. Bandırmayı hazırlıyor. İki ayrı dünya şimdi. Sonra Ömer Faruk Efendi'nin babası son halife Abdülmecit Efendi amcasının oğlu olan Sultan Vahdettin'e gelir. Ne yapıyorsun sen de? Karışık oldu mu? Oldu. Bak şimdi. Bayağı her şey birbirine girdi şu an. Evet. Şimdi karıştırmayalım, en başa gelelim. Sultan II. Mahmud diye bir adam var mı padişah? Şimdi bak, II. Mahmud burada. II. Mahmud'un bir sürü çocuğu var da muhataplarımızı söylüyoruz. II. Mahmud'un bir oğlu Abdülmecit, bir oğlu Abdülaziz. Tamam, bunlar kardeşler. Abdülmecid'in bir çocuğu Sultan Vahdettin. Abdülmecid'in oğlu Vahdettin. Abdülaziz Han'ın da küçük çocuğu Abdülmecid Efendi. Abdülmecid Efendi ile Sultan Vahdettin amca çocukları, kuzenler. Babaları kardeş. Bunlar kuzen. Anlaşılır oldu mu şimdi? Oldu. Sultan Vahdettin'in kızı ile Vahdettin'in amcasının oğlu Abdülmecid Efendi'nin oğlu Ömer Faruk seviyor birbirini. Dıdısının dıdısı. Evet, yani amca çocuklarının çocukları seviyor birbirini. Vermem deyince Abdülmecid Efendi amcasının çocuğu olan Vahdettin'e gider. Der ki bak seninle ben konuşmuyoruz küsüz. Ama bu çocukların sevdasına mani olmasın. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Kızını benim oğluma ver diyor. Kızını benim oğluma ver. Amca çocukları, kuzenlerin yaptığı bu konuşmanın sonucunda Sultan Vahdettin kendi kızını kuzeninin oğluna, amca oğlunun oğluna, şimdi olmadı mı karışıklık? Olmadı. Kuzeninin oğluna vermeyi kabul ediyor. Ve Aralık 1919 tarihinde bu ikili evleniyor. Topkapı Sarayı'nda ve Yıldız Sarayı'nda nişanları ve nikahları yapılıyor. Aralık 1919'da Mustafa Kemal nerede? Samsun'da çıkıyor. Mayıs 1919'da Samsun'da, Temmuz 1919'da Erzurum'da, Eylül 1919'da Sivas'ta Mustafa Kemal Sabiha'nın Ömer Faruk'la evlendiği günlerde Sivas'la Ankara arasında gidip geliyor. Kongreler yapıyor vesaire. Düzenli orduyu kurmaya çalışıyor. Duyduğunda acaba ne hissetti? Ya duymuştur ya illaki. İstanbul'dan gelen biri demiştir. Ben çok da salladığını düşünmüyorum abi ya. Bilmiyorum ki. Yani en fazla şey giden makamı üzülmüştür bence. Evet. Yani kabul etseydi, Vahdettin'in damadı olsaydı, çocukları olsaydı, halinden üyesi olacak ya çocukları. Hı hı. Acaba
yurt dışına gönderir miydi? Ben tam onu soracaktım. Yani şöyle diyecektim. Tam düşünsene abi. Hani evleniyor Vahdettin'in kızıyla. Evet. Sonra işte Kurtuluş Savaşı falan olaylar aynı. Evet. Ama hikaye sonunda şey Vahdettin'i gönderiyor gene böyle şey kızı onunla beraber kalıyor ama. Evet değil mi? Tuhaf olurdu. Şimdi sana bir soru kardeşim. Abdullah Öcalan deyince ne geliyor aklına? Hainlik geliyor direkt. Şerefsiz PKK, adam değil mi? PKK'nın başı. Dı. Evet. Abdullah Öcalan'ın bir kızı olsa ve dünya güzel olsa ister misin? İstemem. Sebep? Yani babasından kaynaklı istemem. Hain. Hain. FETÖ denen şerefsiz var ya. Onun kızı olsa ister miydin? Gene istemezdim. Peki. Bana hainleri saysana. Birkaç tane daha hain söyle. Böyle hain şerefsiz olacak ama. Ya mesela ülkesini satıp bu ülkeden kaçan Ekrem Dumanlı diye bir adam var. Ekrem Dumanlı'nın çocuğu olsa. Hain. Kızını alır mısın? Almam. Almazsın. Niye almıyorsun? Hain çünkü. Hain. Peki Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e göre ne? Hain. Kızını ne istiyor? Ama burada bence senin atladığın bir şey var abi. Mesela 2013'te FETÖ terör örgütü değildi. O zaman herhangi mesela şu an kime sorsan kabul etmez bunu. Evet. Ama 2013'te sorsan Fethullah Gülen'di o zaman, evet. FETÖ değildi. Fethullah Gülen'in kızını ister misin diye herkes seve seve, evet, kabul ederdi. Onun gibi bir durum var bence ama burada. Mustafa Kemal Nutuk'ta Sultan Vahdettin'in ne kadar cibiliyesiz, ne kadar çukur, ne kadar aşağılık bir adam olduğunu ben Almanya ziyaretinde anladım diyor. Tabii. Hain bir adamdır. Ben onu zaten biliyordum diyor. Yani Vahdettin'in hain olduğunu Mustafa Kemal genç yaşları itibaren anlamış. Öyle söylüyor Nutuk'ta. Şimdi soru. Hain bir adamın kızını ne istersin? Onun verdiği makamın da, onun da, babasının da, ta anasını der misin? Yani derim. Bugünkü şartlarda, evet, ben derim. Mustafa Kemal de der muhtemelen. Şimdi nasıl oluyor da bir hainin kızını talip oluyor? Ben vereyim mi cevabını? Mustafa Kemal Nutuk'ta öyleydi diyor ama kendisi de biliyor ki Vahdettin hain değildi. Ve Mustafa Kemal Vahdettin'le omuz omuza bir şeyler yapılabileceğini, ülkenin kurtulabileceğini biliyordu. Aksi halde hain bir adamın makam mevki hırsı ile kızını istemek karaktersizliği, Mustafa Kemal gibi bir adama yakışmaz. Mustafa Kemal gibi bir adama yakışmaz. Mustafa Kemal Atatürkçülerin ifade ettiği gibi, herkesin de söylediği gibi karakterli bir adam. O karakterde bir adam makammış, mevkiymiş, dünya hırsıymış, rütbeymiş. Bir şerefsizin kızıyla evlenmez. Kendi şerefsiz diyor Vahdettin ama kızla talip oluyor. Burada biraz problem var gibi. Sonra Sabiha Sultan 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğini yaptığı TBMM'de 431 sayılı kanunla bir anda yurt dışına sürgüne gönderiliyor. Sabiha'nın da gittiğini biliyor Mustafa Kemal. Ama onu da gönderiyor. Burada bir hırs var mı bilmiyoruz. Yani insan duyguları bilmiyoruz. Sadece onu gönderse olabilir de herkesi, evet, gönderiyor. Herkesi birden gönderiyor. 155 kişiyi birden gönderiyor. Sabiha Sultan 1941 yılında ayrılıyor Ömer Faruk Efendi'den. Boşanıyor. Aa. Evet. 3 tane kızı var. Nesişah Sultan, Hanzade Sultan ve Hibetullah Sultan. Bu Nesişah Sultan şu bugünkü şeylerin ananesi, evet, değil mi? Evet, onların halası ve en son ölen Nesişah Sultan'dır. 1952 yılında Adnan Menderes bütün kadınlara af çıkartıyor. Sabiha Sultan da kızlarıyla beraber İstanbul'a geliyor. Bu arada Sabiha Sultan 3 kızını da Mısırlı hanlara veriyor, zenginlere veriyor yani. Mısır sultanlarına veriyor. Eskiden sahip olduğu toprakların yeni sahipleri. Evet, aynen öyle. Ve bu sayede refahlı, ferah, güzel bir hayat yaşıyor. Fakir değil Sabiha Sultan. Çok zengin bir kadın. Çünkü damatları hanlar, hakanlar, sultanlar. Yeniköy'de bir yalısı var. Yeniköy. Yani o Sarıyer tarafı, Avrupa tarafında. Yeniköy'de bu şeyden, Tarabya'dan daha ilerideki bir yerde şeyi var. Yalıları var. Orada kızlarıyla beraber yaşıyor. 1971 tarihinde vefat ediyor. Sabiha Sultan, Mustafa Kemal'i dünya üzerinde bildiğimiz, reddeden tek kadındır. Ve Sabiha Sultan, Mustafa Kemal ilişkisi Sabiha Sultan'ın hayır demesiyle olmuş. Başlamadan son buluyor. Başlamadan son bulmuş. Sevgili dostlar, tarihimizin böyle bilinmeyen, az bilinen, enteresan, biri anlattığında vay be dedirten konuları var ya, onları bekliyoruz sizden. Onları büyük harflerle bu videonun altına yorum olarak yaparsanız biz onları değerlendiririz. Bu arada cidden değerlendiriyoruz. Bundan önce paylaştığımız bu 1000 parça bölünen şehzade videosu vardı ya. Evet. Onu ben yorumlarda görüp söyledim mesela. Güzel. Yani bir adam yazmıştı yorumlarda, evet, 1000 parçaya bölünen diye. Öyle gördüm de sana attım o konuyu.
Yapıyoruz tabii. Yani bizim önümüzü açın konularla, biz de o konuları konuşalım. Allah fırsat ve ruhsat verirse başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.